Түркияда улуттук эгемендүүлүк жана балдар майрамы экендигин дагы баса белгилейли. Жана дагы айтып кеткен сыяктуу, мына ошол күндү утурлай биз өзгөчө балдардын үнүн укканга, балдарга тарбия берип аткан инсандардын үнүн укканга аракет жасап, студиябызга конокторубузду алып отурабыз. Негизи падышасы бар үй деп, баласы бар үйдү айтып кетет экен, анткени бала бар үйдө буйрук бир гана жолу берилет экен. Могуну каалайм, ушуну аткарып бергиле дейт экен бала. Аткарбаса анда атене атене болбой калат экен. Жок, аткарылбай калса анда граждандык согуш башталат. Анысы карагандай келиңиздер, мына ушул дүйнөнүн падышалары болгон, келечектин ээлери болгон балдарыбыз аман болсун дейли. А биз конокторубуз менен тааныштырып кетебиз. Биздин бүгүнкү студиябызга балдарды жетектеп алып келген, кычырап галстук тагынган, төрдө отурган агайыбызды тааныштыра кетели. Анда эмесе урматтуу угармандарыбыз, Борбор калабыздагы жайгашкан ушул илк мектеп болуп калганда биз канча деп башталгыч мектеп дейбиз. Башталгыч мектеп жана анын англис тилинин мугалими Халил Үмүт Хелважы жана ошондой эле Элиф биздин студиябызга кош келдиңиз. Элиф Нажак деген кызыбыз, кош келдиңиз. Кош болдук. Насылсыз, эмесиниз? Тешеккүр ederiz. Сиз насылсыз? Кейклериңиз насыл? Илк önce чочук байрамы эле кутламайбыз. Изин берин, куттайалымбы? Tabii ki de. Nasıl geçiyor bayram? Güzel geçiyor. Hı-hı. Okulumuzda birazdan kutlamalar da olacak. Ve şöyle ki özellikle çocuk bayramı olduğu için, ulusal egemenlik olduğu için, 23 Nisan olduğu için bugün çok mutluyum. Böyle. Öyle olsun bakalım. Hocam siz biraz bugünün değeri hakkında anlatır mısınız? Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Okulumuzda uzun süredir bu çalışmaları yapmaya başladık, hazırlıklar yapmaya başladık. Atatürk'ün çocuklara, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu önemli ve özel günü kutlamak ve burada velilere ve öğrencilerimize güzel bir gösteri sergilemek için herkes canına başla çalıştı gerçekten. Biliyorsunuz bu bayram dünyada tek Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayram. Başka bir ülkede yok. Sadece Atatürk'ün armağan ettiği bu bayram bütün dünyada kutlanıyor çocuklar sayesinde. Ve şu ana kadar herhangi bir aksaklık yok. Okulda bütün her şey yolunda ve saat 11 civarı elçiliğimizin de katılımıyla kutlamalara başlayacağız. Sizleri de bekleriz. İnşallah. Geldiğinizden beri 4 sene olmuş. Evet. 4 seneyi doldurmuşsunuz. Seneden seneye bu bayramın öneminin farkı var mı mesela? İlk geldiğinizde nasıldı? Şimdi nasıl kutlanıyor? Bizzat kendinizle ilgileniyormuşsunuz. Burada biz velilerimizi ve öğrencilerimizi aynı Türkiye'deki gibi yani gurbette olduklarını hissettirmeden ilk yılımızdan beri aynı heyecanla, aynı coşkuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaya özen gösteriyoruz. Hazırlıklarımızı ona göre sürdürüyoruz. Yani 4 yıldır hiçbir eksilme olmadan aynı coşkuyla devam ediyor her şey. Bir de öğretmen olarak bu öğrencilerin sizin hayatınızdaki yeri hakkında, onların önemi hakkında da bahsetseniz. Ben çocukları çok seviyorum. Onlarla bu yüzden de aram çok iyi. Ama branşım İngilizce olduğu için biraz ilk başta tabii yeni gelenler... Sert öğretmen misiniz? Nasıl? Yok. Çok ters alıyor musunuz hocadan? Yok. Almıyorsunuz ha. Yok, ben soracaktım hoca sert mi değil mi diye. Çok iyi bir öğretmen. Yani onlar için İngilizceyi korkulmayacak bir şey olduğunu anlatmaya göstermeye çalışıyoruz. Oyunlarla, şarkılarla, videolarla bu şekilde. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii sadece İngilizce değil, bütün okul öğretmenlerimiz ve okulumuzun misyonu olarak da daha ahlaklı, medeni ve sorgulayan bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocuklar derste en çok daha neden tedirgin oluyorlar? Çocuklar derste bu şey gibidir, yani karanlık bir denizde yüzmek gibi, eğer bilmediğiniz alana girerseniz orada her zaman tedirgin olursunuz. Yetişkinler de böyledir. O yüzden mesela yabancı bir dil olduğunda aynı yetişkinlerde de olduğu gibi ilk önce bir çekiniyorlar. Ben yapamayacağım, bana gülecekler tarzında. Ama daha sonra tabii işler değişiyor. Yavaş yavaş yapabildikçe, bir şeyleri başarabildikçe kendilerine güven geliyor ve daha aktif, daha girişken oluyorlar. Türkiye'de nasıl kutlanıyor?
Sizin zamanınızda nasıl kutlanıyordu? Ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi mezunuyum. İngilizce öğretmenliği bölümü. Türkiye'de nasıl kutlanıyor? Sizin zamanınızda. Yani siz küçükken yani soruyor arkadaşımız. Yani aynı şekilde, aynı coşkuyla, herhangi bir değişiklik yok. Aynı coşkuyla yine günün anlam ve önemine binaen bütün hazırlıklar yapılarak. Çok bir değişiklik yok yani. Demek ki bu bayramı kutlamanın bir özel bir tarzı vardı. Nasıl başlıyor? Nasıl, bize anlatır mısınız? Nasıl başlıyor bu bayram? Sabah kalktınız, 23 Nisan dediniz. Öncelikle zaten ertesi günden o heyecan başlıyor. Hatta bazen ben akşamları bile yatamıyorum 22 Nisan'da. 23 Nisan sabah uyandığımda... Neyi beklediğin için uyamıyoruz? Bayram bekliyorum, o coşkuyu bekliyorum. Ondan sonra eğlenceli oluyor. Arkadaşlarım yanımda oluyor, öğretmenlerim oluyor. Müzikler açılıyor, yöresel danslarımızı sergiliyoruz. Şarkılar söylüyoruz, şiirler okuyoruz. Çok eğlenceli geçiyor. Ve ben bunun coşkusuyla sabah çok erken kalkmaya çalışıyorum. Ve... 23 Nisan bence bize armağan edilen çok güzel bir bayram. Öncelikle zaten 23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk bize armağan etti. O yüzden çok seviyorum. Şimdi kaç yaşındasınız? 10. 10 yaşındasınız. Evet. Bir baktınız, bir uyandınız 23 Nisan, yani seneye 23 Nisan, bir uyandınız 20 yaş olmuşsunuz. Ne yapacaksınız? Kutlayacak mısınız yine, yoksa ben büyüdüm artık, bana ne gerek var bu çocuk bayramı diyeceksiniz? Dayanamam, kutlarım ben. Hocam, tabii ki böyle gurbet dediniz ama böyle bu başka bir ülkede kendi bayramımızı kutlatmak ve bir de onları o yerli insanlara tanıtmak da bir zor iş midir? Yani gurbet dediğimize bakmayın, aslında burası bizim yani, ana yurdumuz diye şey... Gurbet, belki o kelime yanlış oldu. Yani kendi yok yanlış olmadı mesela. Kendi ülkemizin dışında evet. O şekilde anlatayım. Çünkü buraya geldiğimizden beri gerek Kırgız halkı olsun, gerek Kırgız devleti olsun, her türlü konuda bize misafirperverliklerini ve yardımlarını gösterdiler, esirgemediler. Yani burada tabii ki... Öyle kendi kültürünüzü tanıtmak, evet. Bayramları insanlara tanıtmak zor mudur? Yok, zor değil. İlgi gayet yüksek. Öyle bir gösteriler olduğunda ya da belki seçerken olduğunda, hatta şu anda değişik yörelerden de, değişik kültürlerden de dansçılar geldi. Küçük çocuklar geldi. Farklı okullardan, Kırgız okullarından, Rus okullarından da çocuklar geldi. Onlar da gösterilerini sergileyecekler. Yani bu kutlamanın şöyle bir çünkü bölgeye... böyle olur ya, böyle bir şeyini tanıtmak istediğin zaman yemek yaparsın, böyle hangisini daha yapsam diye. Bunun gibisi de seçenekler oluyor mu? Çünkü Türkiye'ye böyle baktığınız zaman her yörenin kendine has güzel şarkıları, dansları var dediğiniz gibi. Gelenekleri var. Gelenekleri var. Bunları gösterip hepsini de sığdıramazsın. Nasıl tabii. Seçiyorsunuz? Onlar için ayrı bir komitemiz var. Öğretmenlerimiz kendi sınıflarından belli yörelere yönelik halk oyunlarını buluyorlar ve onları öğrencileri güzelce eğitip eğitmenler eşliğinde onları hazırlıyorlar. Ve bu bayram sadece Türk çocuklarına olmadığı için, bütün dünya çocukları için önemli bir bayram. Bu yüzden de bütün dünya çocuklarının katıldığı değişik kültürlerin, değişik nasıl diyeyim, ülkelerin danslarıyla şenlendirdiği bir festivale dönüşüyor. Evet. Böyle baktığında çocuklar bu bizim sosyal kesimdeki böyle daha korumaya şey, nasıl diyeyim size, muhtaç olan, daha iyi bakılması gereken bir mesela yaşlılar ve çocuklar ve kadınlar diye şey ekliyoruz. Bunu eğitmekte siz zorlandınız mı? Ben bakıyorum siz çok gençsiniz. Severek mi geldiniz bu ne diyeyim size, mesleğinizi severek mi geldiniz? Kendiniz mi seçtiniz, yoksa gittiniz de böyle mi oldu? Ben 23 yaşında başladım bu mesleğe. İsteyerek oldu tabii, isteyerek oldu. Çünkü benim bilmiyorum, çocuklarla aram hep iyiydi. Yani seviyorum onlarla birlikte olmayı. Çünkü belki kendim de içimde hala bir çocuk olduğu içindir. Çünkü onların gözlerine baktığınızda herhangi bir çıkar, herhangi bir yalan yok yani. Sadece o an ne hissediyorsa o. Sözlerinde de öyle.
O yüzden onlarla çalışmak çok zevkli bence. Yani yetişkinlerle uğraşmaktansa çocuklarla çalışmak. Siniriniz çok şeydir galiba o zaman. Cılzı Bek. Demir sinir mi? Tabii o konuda elimizden geldiğince sabırlı olmaya çalışıyoruz. Karşımızdakilerin birincisi çocuk olduğunu unutmuyoruz. İkincisi geleceğin yetişkinleri olduğunu unutmuyoruz. Çünkü her zaman diyoruz çocuklar bizim geleceğimiz. Evet. Ama o gelecek nasıl olacak? Bu tabii ki büyüklerin elinde. Şimdi ise Elif, sen mi şarkı söyleyeceksin? Yoksa bizim oradan gelen yakışıklı oğlanlar mı söyleyecek? Bir şiir alalım. Çünkü bu bayram bence öyle oluyor değil mi? O zaman bize verilen vakitte böyle kısıtlı olduğu için size bir serbest mikrofon verelim. Yani biz de erkin mikrofon diyoruz. Söylemek istediğiniz bir şey varsa. İlave etmek istediğiniz bir şeyler var mı? İlave etmek istediğim bir şey tekrar burada olmaktan çok gururluyuz. Ülkemizi temsil etmekten. Ve burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Atatürk'ün bizlere ve çocuklara armağan ettiği, tüm çocuklara armağan ettiği bu bayramı kutlayabiliyor olmak bizi gururlandırıyor. Ve tüm Kırgız halkını bu şenliğe, bu kutlamayı izlemeye davet ediyorum. Aha. Teşekkür ederiz. Elif, bir şey eklemek ister misiniz? Dans mı edeceksin? Şiir mi yok mu? Yok. Aslında bir sürü şarkı var ama şu anda hepsini tam olarak bilmiyorum. Bildiğin kadar. Bildiğin kadar. İki satır olsa bile. Tamam. Evet. Sanki her tarafta var bir dün, çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan. Devamını unuttum. Bravo. Şimdi yerini kimle değişiyorsunuz? Yerinizi. Arkadaşım, sınıf arkadaşım Ömer olabilir. Ömer. Evet. Tamam, o zaman biz yüksek şereflerle, alkışlarla Ömer Bey'i bekliyoruz. Ömer Bey, buyurun. Yardım edelim mi, sen kendini sıkar mısın? Merhaba, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Hoş geldiniz bizim stüdyomuza. Hoş bulduk. Beğendiniz mi bizim stüdyomuzu? Beğendik. Çocuk bayramı kutlu olsun diyeceğim ama çocuk gibi durmuyorsunuz. Böyle durgun bir insan gibisiniz. Kravat, olgun bir ceket, insan. Olgun. Nasıl oldu da böyle yani? Küçükken büyüdünüz. Aynen onun gibi. Kaçıncı sınıfta okuyorsunuz? 4. 4. sınıf. Nasıl, başarılı mı? Puanlar nasıl? Başarılıyım. Nasıl? En iyi mi yoksa iyi mi? Ortada mı var? En iyi. En iyi, hep en iyi. Evet. Ya bu neden dolayı en iyi? Çalışmanızdan dolayı mı yoksa biraz torpil de mi var? Ya, torpil yok. Ben zaten torpil olsa kendim hakkımla kazanmadığımı bilirim. O yüzden istemem torpil. Hmm. Kendim çalışmamla kazanmadım. Çok güzel ya, çok güzel. Şimdi arkadaşınız bu bayram coşkusunu biraz anlattı. Sabah kalkınca, gözümü açınca ya da 22'sinden itibaren bekliyorum dedi. Bu çocuk bayramını siz nasıl bekliyorsunuz? Ben tam 2 gün önce, 20'den verince. 20'den itibaren. Evet. Ondan itibaren bekliyorum. Tam 2 gün kaldı diyorum. Hı hı. Ve 23 Nisan olduğunda coşkuyla okuluma geliyorum. Böyle bir program varsa yapıyoruz. Ve 23 Nisan'la ilgili bütün programlara katılıyorum. Kültür aktivitelerinde nasılsınız? İyi. Orada hepsinde mi kaldı? Dans mı, şarkı mı, şiir mi? Şiirde iyiyim. Hı hı. Başka dansta yok. Biraz iyiyim. bir şiir alalım mı hemen? Aklımda olan bir tane yok. 2 tane olsun o zaman. 1 tane yoksa. Annenize olan hiçbir şiir yok mu? Yok. Şimdi hatırlamıyorsunuz yoksa. O zaman edebiyatta en iyi puan edebiyatta o torpilli geliyor galiba. Edebiyat dersi var mı? Yok. Türk edebiyat dersi yok mu? Türkiye'de bilmiyorum ama burada yok. Türkçe dersi var. Türkçe dersi var. Orada ezberlettirmiyorum hiçbir şiir. Bazen ezberliyorum ama unuttum şimdi. Heyecandan dolayı. Evet. Heyecandan dolayı. Doğru. Ayın sevdiğiniz ders ne? En sevdiğim ders fen bilimleri. Fen bilimleri. İngilizce hoca giriyor mu size? Yok, girmiyor. Girmiyor ha? Sınıf başkanı mıydın? Okul başkanı. Okul temsilcisi. Bir yıl önce sınıf başkanıydım. Sonra okul temsilcisine geçti. Okul temsilcisi ne iş yapıyor?
okul ben hiç olmadım da bu yüzden anlatır mısın? Okul temsilcisi okulumuzu gittiği her yerde temsil eden bir çocuktur. Böyle duruyor senin gibi. Ve ciddi olması şarttır. Ha, ciddi olması bir de şarttır. Ya ciddi olamazsa ne olacak? Ciddi olamaz. Onun da belki içinden yaramazlık yapması geliyordu. Birisinin böyle saçından çekmesi geliyordu içinden. Ne olacak o zaman? O zaman okul temsilcisi olamaz. Okul temsilcisi olmaz. Olamaz ha? Evet. Olamaz. Hemen tahttan atarlar. Aynen. Çok güzel. Ciddi olmasın gerek. Çok güzel cevap. Çok beğendim konuşmanı. En sevmediğiniz ders ne? En sevmediğim ders... Kaçmak istediğiniz ya da tembellik ya. Uyumak istediğiniz. Ben hiçbir derste uyumam. Hadi ya. Ben uyuyordum hep. Yani gene de böyle ikinci plandaki diyelim yani. Sevmediğiniz demeyelim de. Öyle bir dersim yok. Hepsini böyle aynı seviyede okuyorsunuz. Evet seviyorum ama resimde ve müzikte biraz sıkılıyorum. Çünkü müzikte ve resimde. Yani o zaman siz biraz daha şey böyle matematik derslerine mi, fen derslerine böyle yatkınsınız ha? Evet. Şimdi sizi birçok gençler, çocuklar izliyordur belki Facebook'tan. Onlara herhangi bir tavsiyeniz, öğüdünüz var mı? Mesela böyle şöyle olsun, okul temsilcisi olmak için yani isteyenler için böyle bir. Tüm öğrencilere buradan sesleniyorum. Derslerine iyi çalışıp iyi notlar almaları için. Onun için ne yapması lazım? Kaç saat uyuması lazım? Kaç saat oynaması lazım? En fazla 12 saat uyuması lazım. En fazla o da. En az? En az 6 saat. 6 saat uyuması lazım. Kaç saat çalışması lazım? Günlük tam 4 saat çalışması lazım. En azından 4 saat çalışması lazım. He? Evet. Sporu? Spor mesela ben bazen okula bisikletimle geliyorum. Bu da bir spor. Bu da bir spor da. Evet ben öyle evet. Sporumu karşılıyorum. Anneniz mi daha çok seviyorsunuz babanız mı? Bu soruya iyi bir yanıtım yok çünkü. O zaman ikisine de selam söyleyin. Burada anneme babama selam söylüyorum. Onları seviyorsunuz sayıyorsunuz. Evet seviyorum. Bir de çocuklara şey bu bayramla kutlayınız. Sonra... Tüm çocukların 23 Nisan bayramı kutlu olsun. Sadece Türklerin değil. Çünkü Atatürk sadece Türklere değil bu bayramı tüm dünyadaki çocuklara vermiş. Hı-hı. Çok memnun oldum tanıştığım için. Her zaman bekleriz. Okulunuzda herhangi bir şey haberler olursa, yenilikler olursa, açılışlar olursa böyle çekinmeden bu kapıyı çalabilirsiniz, gelebilirsiniz. Buradan paylaşabilirsiniz. Seve seve karşılarız. Anlaştık mı? Anlaştık. Çok teşekkür ederim. Buraya bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yerinizi kime veriyorsunuz? Poyraz arkadaşıma. Poyraz arkadaş. Oo şimdi Poyraz Bey'i bekleyelim ve Poyraz Bey'i alkışlayalım. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Soy isminiz ne? Koç Yiğit. Koç Yiğit. Aa, evet. Poyraz Koç Yiğit. Ercigit de Koyunlu Kırgızca. Poyraz Bey değişik gelmişsiniz. Evet. Takım elbise yok yani bu ne atkı mı ne? Şarkı söyleyecek abi. Bunun adı bir şal. Ha? Yani fular bunun adı. Ha fular. Ben çok entelektüel bir kişilik olduğum için bununla gelmeyi tercih ettim. Entelektüel bir kişilik olduğu için. Entelektüel sorulardan sorabilirsin. Entelektüel kişiliği olan insanların çocuk bayramını kutlasak ayıp olmaz mı? Yok. Yok. O zaman bayramımız kutlu olsun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Biraz önceden, deminden beri arkadaşlarınızı izliyorsunuzdur yanından. Onların söyleyemediklerini ya da söylemediklerini anlatabilirsiniz. Mikrofon sizin. Bence iki arkadaşım da benden önce bu konuşmayı yapan her şeyi anlattı. Hı hı. Onları tebrik ediyorum. Sizin nasıl gidiyor? İyi. İyi gidiyor. Evet. Hem okul olarak. Güzel. Kültür faaliyetlerden alsınız. Mesela bir önceki arkadaş ne şiir okudu, ne şarkı söyledi? Ben çok güzel dans ederim. Dans edersiniz. Evet. Şarjat müziği... Açar mısın? Müziğimiz var mı? Müziğimizi açar mısın? Hangi müziği sormak lazım? Müzik tarzını soruyor arkadaşımız. Ben daha çok rap müzik dinlerim. Rap müzik dinlersiniz. Evet. Hmm. Cizan Mizan nereden bulacağım? Aynı zamanda tiyatrocudur da yani. Kırgız rapçilerini tanıyor musunuz? Hayır. Tanımıyorsunuz ha? Tiyatrocu hem.
Hocanız biliyor galiba sizi. Evet. Rol alıyor musunuz tiyatroda? Evet. Ya da senaryo mu yazıyorsunuz? Yo, rol alıyorum genellikle. Böyle rol paylaşma nasıl oluyor? Kendi isteğinize göre bunu alayım mı diyorsunuz yoksa ne tür rol verirse de onu oynar mısınız? Oynarım ama tiyatroları Türkçe öğretmenimiz düzenliyor. O hangi rolü bizim sınıfımızdaki hangi kişinin yapabileceğini daha iyi biliyor. O yüzden ona verdiği rolü yapabilirim. Bu zamana kadar yaptığınız rollerden en böyle... En sonu hangisi? Hangi rol oynadınız? Sizi çok duygulandıran rol neydi? Altıncı sınıfta bir tane temizlikçi rolünü oynamıştım. Birazcık garip bir insandı. Süpürgeyle birilerine saldırıyordu tiyatroda. Yani ben uzak mı oturayım şimdi? Saldıracak mısınız bana? Yok, süpürgeyle. Süpürgeyle yok. Rahat ol. Monolog var mı? Herhangi bir böyle parça var mı şeyden? Rolünüzden böyle mikrofonu anlatabilecek. Paylaşabilecek. Paylaşabilecek. Düşünüyorum. Evet. Kısa olsa bile. Şimdi mikrofonu o zaman açık bırakalım. Unuttum. Ha. Evet, bir de unuttunuz. Hayır, şimdi unuttum. Ha. Şimdi bunu... Son oyundan hatırlamış mıyım? Ha, son yaptığım oyundan bir şeyler hatırlıyorum. Tamam, olur o da, o da olur. Olur, ondan. Bakalım indirimsiz yat var mıymış? Bu. Yok, indirim yok. Bu son yaptığım oyunda benim canlandırdığım kişi birazcık ismin Poyraz'dı değil mi? Poyraz, sen kitap okumayı çok seviyorsun galiba. Hayır. Sevmiyorsun. Evet. Entelektüel insan kitap okuyor diye düşünmüştüm. O zaman şimdiki entelektüeller hangi şeyi seviyorlar daha evet. çok? Bizim zamanımızda kitaptı. Bilmem. Bence internet. İnternet. Evet. Hayatımıza girdi internet. Oradan okuyorsun her şeyi. Oradan evet. takip ediyorsun. En sevdiğin kitap hangisidir? Böyle edebi kitaplardan. Şiir... Kafes diye bir tane kitap. Güzel. Yazar kimdi? Hatırlamıyorum. Sevdiğin şiir var mı böyle ezbere bilen? Bizimle paylaşabilir misin? Ezbere bildiğim şiir yok. Hı-hı. Atatürk hakkında bir şiir duyamadık da bugün. Bilen var mı? Belki kalan arkadaşlarımız, diğer arkadaşlarımız evet. hazırlanabilir. O zaman Poyraz Bey, Kırgız arkadaşlarınız hiç oldu mu burada? Evet. Onlara bugünün önemini anlattınız mı? Mesela çoğu Kırgız arkadaşlar mesela Kırgız biz... çocukları bilmiyordur bugün nasıl bir Atatürk'ün armağan günü olduğunu, çocuk bayramı olduğunu. Daha anlatmadım ama bugün okuldan sonra eve gidince onlara anlatacağım. İngilizceniz nasıl? İyi. Hoca derse giriyor mu? Evet. Ha, nasıl bir hoca? Tam bayılırım kendisine. Tam vakti geldi ya. Deminki ikisine sordum yoktunuz. Onlar ilk öğretim öğrencisi. Siz ortaokul giriyorsunuz. Ha. Nasıl şey öğretim tarzı? Ben örnek, okuldaki en iyi hoca olduğumu örnek düşünüyorum. Tutuyor musunuz? Evet. Hocayı? Ha. Gelecekte İngilizceci olmak istiyor musunuz siz de? Hayır. Hayır. O zaman biraz İngilizce şey kutlama söyleyin. Hurra. Tamam. İşiniz zor hocam. Teşekkür ederiz o zaman. Hoş geldiniz tekrar. Entelektüel olduğunuza çok bayıldık. Evet. Şimdi biz de internetten entelektüel insanın şeklini aramaya başlayacağız inşallah. Evet. Poyraz Koç Yiğit yerini kime bırakıyor? Bilgi arkadaşıma bırakıyorum. Bilgi. Evet. Ha, tamam. Bilgi Hanım'ı bekleyelim. Bilgi Hanım da elinde böyle kağıtlarla geliyor. Evet. Demek ki galiba demek bizde şiir falan var. Evet. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim. Nasıl gidiyor? İyi bence. Büyük diğerlere göre biraz büyük kız gibi gözüküyorsunuz. Yani hepimiz 7. sınıfız ben. Sadece ben böyle uzun boyluyum diyorsunuz o zaman. Yani olabilir, evet. Olabilir. Bayramımız kutlu olsun o zaman. Teşekkürler. Keyifleriniz nasıl? İyi yani. Ben sabah uyandığımdan beri çok heyecanlıyım. Yani buraya geleceğim için de heyecanlıyım ama 23 yaşın için daha çok heyecanlıyım. Radyomuzu nasıl buldunuz? İyi mi? Güzel tabii. Güzel mi? Her zaman bekleriz. Eğer böyle güzel bulduysanız gelebilirsiniz, arkadaş olabilirsiniz bizimle. Hatta program yapımcısı bile olabilirsiniz, spiker bile olabilirsiniz.
Teşekkürler. Bir şey yazmışsınız. Yok, kağıdı öylesine getirdim. Ha, öylesine getirdiniz. Biz de şarkı söyleyecek diye zannediyorduk da. En azından şiir. Hoca okuyacak galiba. O zaman Poyraz'la aynı sınıfta olsanız hocadan ders alıyorsunuz. Evet. Siz hoca hakkında bir şeyler anlattın o zaman. Yani şey, bence İngilizceyi çok güzel öğretiyor. Hı-hı. Yani şu ana kadar bir sürü kursa gittim ama yani okulda öğrendiğim daha iyi oluyor, neden bilmiyorum. Hı-hı. Okulun havası nasıl? İyi yani. Arkadaşlar, öğretmenler. Ha, evet, çok iyi yani. Türkiye'de yani ilkokuldan buraya geldim diyeyim ama bayağı beğendim yani. Arkadaşları çok iyi anlaşıyorum. Hı-hı. Teşekkür ederiz. Hepiniz böyle ilk arkadaşımızdan başkası hepsi hiçbir şey yapmadan kurtuluyor. Ne şiir. Ne şiir. Yani ben hazırlıksız geldim. Poyraz dans ederim dedi. Biz daha müzik açamadık. Ama siz ne yaparsınız şimdi? Yani şu anda heyecandan ne yapacağımı bilmiyorum ben de ama. Bir şeyler hazırlamış. Onlardan bahsedebilir. Tamam, bahsedelim. Yani hepsi arkadaşlarım bahsettiği şeyler. Ama benim için 23 Nisan çok değerli. Yani arkadaşlarım diyor işte ben bir gün, iki gün önce bir şey heyecanlanıyorum diye. Ama ben bütün yıl bekliyorum 23 Nisan'ı. Bütün yıl bekliyorsunuz. Oo, çok güzel. Hiç düşündünüz mü yani bir zamanlar gelecek büyük bir, kocaman bir kız olacaksınız. O sıralarda çocuk bayramını kutlamak isteseniz de, mesela ben kutlamak istesem de şimdi kutlayamam. Neden? Çünkü kendi çocuklarım var artık. Çocuklarım bayramı olsun. Onlarla beraber kutlayın. Yani şey, Cılız Bey, küçük... ben şeyi paylaşmak istiyorum. Mesela biz yılbaşını beklerdik. Çünkü o zaman Noel Baba gelirdi, bize hediye verirdi. Siz 23 Nisan'ı bekliyorsunuz. Kimi bekliyorsunuz? Kimi bekliyorsunuz? Yani tam olarak kimi bekliyorsunuz değil de neyi bekliyorsunuz, evet, olabilir. Mesela işte 23 Nisan'da biz hep eğlenceli şenlikler düzenliyoruz. Canımız ne isterse onu yapıyoruz gibi diyeyim. Eğlenmek istiyoruz öyle. Neyle eğleniyorsak onu yapıyoruz. Ha, benim bir sorum olacaktı. Bu 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla belki mesela okul yönetmenliği şöyle bir şey düşünse, görev düşünse, yani değişim olursa. Ha evet, mesela, biz onu zaten yapacağız. Yapıyor musunuz? Evet. Mesela öğrenciler öğretmen olacaksa. Öğretmenler de öğrenci. Öğretmenler de öğrenci yani. Hangi, ne öğretmen olacaktınız? Ben mi? Bilmiyorum yani. Ben bütün öğretmenlerimi çok seviyorum ama bilmem ki, hiç düşünmedim bunu. Diğer arkadaşlar düşünsün mü diyorsunuz o zaman? Şu anda aynı şey var zaten. Var mı öyle bir şekil? Tabii. Türkiye'de mesela Cumhurbaşkanı'nın yerine bir çocuk alıyor o gün. Tabii. Ya da değişik valilikler, belediyelerde aynı şey oluyor. Şimdi burada da elçiliğimizde aynı şekilde elçimizin yerine bir öğrencimiz alacak. O şekilde bir uygulamamız var yani. Çünkü söylediğimiz gibi bugünün çocukları yarının geleceği, büyükleri, evet, oluyor. Evet, evet. Ve o yüzden şimdiden onlara o duyguları hissettirmek. Çok güzel ya. Çok güzel bir şekil. Siz o zaman öğrencileri sırasına girerseniz hangi derse girirdiniz ilk önce? Hangi derse girerdim? Fizkultura. Yani o, müzik olur. Ha, müzik ya. Müzik. İngilizce olur. Yakın değil. İngilizceden başka. Ya. Tamam, o zaman müzik olur. Müzik dersine girecektiniz de. Tamam. Teşekkür ederiz. Bilgi Hanım, yerinizi kime bırakalım? Şeyda'ya. Arkadaşınız mı? Evet. Yakın mı? Evet, yakın arkadaşız. Sırdaş mı? Tam olarak öyle değil. Yani öyle demeyeyim. Tabii ki çok yakınız ama. Bayıldım ben, tamam, bu çocuklara bugün. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Göründüğü gibi onlar sadece çocuk değil yani, değil mi? Evet, evet. Aa, sarışın bir kız geldi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Siz bilgiye göre daha heyecanlı gibisiniz. Evet, çok heyecanlıyım. Neden? Çünkü burası çok güzel bir yer. Ayrıca herkesin önünde böyle
bir etkinlik yapmak gururlandırıyor yani insanı. Sesiniz hem radyo dinliyor, yani dinleyicileri dinliyor. Aynı zamanda Facebook'tan da belki arkadaşlarınız yüzünüzü görüyordur. Belki anne babanız görüyordur. Sizde nasıl böyle duygular oldu? Sabah nasıl kalktınız? Sabah çok erken kalktım zaten. Çünkü zaten çok heyecanlıyım. Genelde saat kaçta kalkıyorsunuz? Genelde 7.30 gibi kalkıyorum. Ama normalde okula daha erken gidiyorum. Mesela 8.30'da gidiyorum. Ama bugün 9'da okulda olacaktık. Ve ben yine 7.30'da kalktım. Yani heyecanlıyım. Hazırlanırken falan da. Neyi hazırladınız? Şiir biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hatırlamadım, unuttum demeyin lütfen. Şiir? Bilmiyorum. Yani 23 Nisan'la alakalı pek şiir bilmiyorum açıkçası. Yani yok. Alakası olmadan bilir. Sevdiğiniz bir parça var mı? Bir kıta var aslında. Onu söyleyebilirim. Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Düğün olur bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. Bu var sadece. Yazarı kim? Necip efendim? Aşk Veysel. Aşk Veysel mi? Çok güzel. Şimdi bu böyle şiirleri ezbere bilmeniz Türkçe iyi okuduğunuzdan dolayı mı, yoksa kendiniz böyle seviyor musunuz? Yani şiir okumayı. Genelde şimdi yani gençlerin çoğu şiir okumayı sevmiyor. Belki roman okuyabilirler ama. Yani evet. Açıkçası şiir pek fazla şey yapmıyorum. Yani öğretmenlerimiz verdiğinde tek ödev olarak ezberliyorum. Onun dışında pek şiir ezberlediğim olmuyor. Hobi olarak mesela şiir dinlemiyorum ya da şiir ezberlemiyorum. Bu şekilde. Güzel, güzel. Şeyler nasıl? Puanlarınız nasıl? Sınav puanları. Yani dersler genel olarak. Dersler. İyi. Buraya seçilmiş öğrenciler gelmiş, iyi. Evet. İyi. Burası da gerçekten çok güzel bir yer. Teşekkür ederiz sizlere de. Buraya çağırdığınız için. Bu şimdi diyorsunuz ya, böyle herkesin göz önünde konuşmak heyecan veriyor falan diye. Bunu böyle yok etmek için ne yapmak lazım biliyor musunuz? Ya şöyle, bir süre sonra zaten sahne önüne çıkınca ya da bu ortam gibi olunca bir süre sonra alışıyor insan. Fakat yani çok heyecanlanmamak gerekiyormuş, bunu öğrendim ben de. Yani bir şey yapabilir miyiz bilmiyorum ama ya heyecanlanmamalıyız yani. Ben biliyorum ne yapmak lazım. Oraya sık sık gelmeniz lazım. Mikrofonla arkadaş olmanız lazım. Evet. Güzel bir haberleri yazıp vaktiniz olduğu zaman gelip yayında paylaşmanız lazım. Ya da gelecekte iletişimci olmanız lazım. Seviyor musunuz böyle spiker olmayı? Televizyonda çıkan spikerleri seyrediyor musunuz? Yani çok televizyon izlemiyorum ama yine de yani gördüğüm oluyor. Mesela haber spikerlerini izliyorum. Nasıl yapıyorlar diye şaşırıyorum bunları. Merak ediyorum bu tabii çok ki. Çok televizyon izleyememenizin nedeni ne? İnternet mi? Yani çok değil ama genelde televizyon yani izlemeyi çok sevmiyorum. Önceden daha çok seviyordum ama şu an çok izlemiyorum. Öyle yani. Kitapla aranız nasıl? Kitap çok okumuyorum açıkçası. Sevmiyorum yani. Bazen okuyorum. Hocam gençler kitap okumuyor. Nasıl olacak bu? Yani eskiye nazaran tabii biraz daha azaldı. Bunun sebebi dikkatlerinin başka yerlere dağılması. İnternet gibi, internet ortamı gibi. Ama eminim ki belli bir yaşa geldikten sonra tekrar o kitabın kokusunu almak için... Çünkü genlerinde vardır yani annesinden babasından gelen o kitabın tekrar kokusunu duymak için yine kitabı kapağını açacağını düşünüyorum. Biz çünkü internetten okumakla kitaptan okumak çok farklı şeyler. Ben böyle düşünüyorum. O zaman size teşekkür ediyoruz. Yine ben bekleriz. Ben teşekkür ediyorum. Yine bekleriz. Bayramımız kutlu olsun. Sizinle böyle konuşmak bizim için çok hoş oldu. Yerinizi kime bırakalım? Ege'ye. Aa, Ege Bey geliyor. Ege gibi yavaş geliyor. Ege Denizi gibi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız? Ege Barış mısınız, Ege Erdem misiniz? Erdem. Ha, Ege Erdem'siniz. Ha? Nasıl gidiyor? Güzel. Şimdi Şerzat, bizim turizm ve otelcilik yüksek okulunun müdürü Barış Erdem Bey'imizin oğlu. Büyük oğlu musunuz?
Hayır, küçük. Ortanca mı? Ha, küçük oğlusunuz. Evet. Nasıl gidiyor? Güzel. Güzel gidiyor. Evet. Çok durgun duruyorsunuz. Keyifsiz, keyifsiz gibisiniz. Hayır, keyifli. Keyifleri yerinde mi? Evet. Dersler nasıl? Güzel. Bayram neşesi? Güzel. Heyecanlıyım bayram için. Şimdi arkadaşlarınızın tümü böyle Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği gündür diye söyledi bugünün önemini. Mustafa Kemal Atatürk size göre nasıl bir insandı? Güzel, tam lider. Kitaplardan okudunuz mu? Evet. Evet, birazını okudum evet kitapların. İyi, Cumhurbaşkanımız, birinci Cumhurbaşkanımız. Ona bu bize bugünü hediye ettiği için ona çok teşekkür ediyorum. Onun gibi olmak ister misiniz? Evet. Ne yapmak lazım? Çalışmak lazım. Çalışmak lazım. Evet. Bir de her zaman böyle çekinmeden önderlik şeyimiz varsa evet. Onu ileriye sürmemiz lazım. Ben yapabilirim. Evet. Ben edebilirim. Ben çıkabilirim diye. Bu bakımdan nasılsınız? Kültür faaliyetlerde, spor faaliyetlerinde? Sporda ortayım. Orta. Neyi, hangisi çok seviyorsun? Futbol mu, voleybol mu, basket mi? Futbolu ben çok seviyorum. Ama neden... babanız basketçi. Evet. Basket öğrenmiyor musunuz babadan? Basket oynuyorum, abimle oynuyorum. Hmm. Ama baskette çok iyi değilim. Futbolda? Futbolda ortayım. Şey nerede? Orta saha. Ben defans. Defansta. Oo. Çok güzel. Kırgızca aytı koçu defansın ne? Defans. Korgo. Korgo uçacak. Futbolda bilmeyen kişilerin aytı koçu. Defans degen bayağı gilatkan toptu sözsüz. Özünün darbazası jakka. Өткөрбөй. Тосуп коргоочу. Башкача айтканда аябай күчтүү да. Жарым коргоочу. Жарым коргоочу анан коргоочу болуп бөлүнөт. Жарым коргоочуга караганда коргоочунун да иши аябай таталыраак. Мына ошол дефансты коргоо тарабын аябай жакшы көрөт. Улур билет болду экен я. Үмүт ушу жигитте эми. Биздин үмүдүбүз тек сизде калды галиба. Шаркы билип мисиңиз? Шиир. Кайсы шиир? Билмейм. Не? Билмейм, мен чок шиир окумам я. Шаркы? Şarkı da bilmiyorum. Söylemez misiniz? Böyle kendi tek başınızda kaldığınız zaman böyle mırıldanıp Türkiye'm gibi böyle. Hayır. Yok mu? Hayır. Okulda en üşendiğiniz şey ne? Şarkı söylemek bence, şiir söylemek. Hep müzik. Müzik dersinde galiba hocanız şimdi çocuk olsam ya da ters gün olursa diyor müzik dersine girerim diyor. Diyelim ters gün oldu, sizi müzik hocası yaptılar. Evet. Ne yapacaksınız? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiç Kırgız arkadaşlarınız oldu mu? Var, evet var. Biraz, iki, üç tane var. Onlara bugünün önlemini anlattınız mı? Evet. Mesela çocuk bayramı falan deyince. Yani. Nasıl kabul ediyorlar? Onlar neşeli, evet. 23 Nisan'ı güzel kabul ediyorlar. Çok seviyorlar. Ben onlara anlattığımda. Mutlu oluyorlar ayrıca. Bu bayram dolayısıyla çok çikolata yemiyor musunuz? Hayır. Kaç çikolata? Günde 2 kilo. günde 4. Evet. Yani nasıl şeklinden? Nasıl? Böyle küçük küçük mu yoksa böyle... Hayır, normal böyle. Normal, plit içti şakalattan törttü. Yok, 1 kilogram. Çok güzel. Şimdi ilkokulda olduğunuzdan dolayı evet. Hoca size derse girmiyor. Hayır, girmiyor. Ortaokula gelince derse gelecek. Evet, ama ben Türkiye'de olacağım. Ha, Türkiye'ye gidiyorsunuz. Evet, 5 yılımız doluyor bizim. Bizim doluyor. Demek burayı özleyeceksiniz. Evet, çok özlerim. Ama arkadaşlar, isteriz ki bu bizim Facebook'ta Medya Manas bulun. Tamam. Takip edin. Ya da bizi bulun. Cıldız Bek diye bulabilirsiniz. Tamam. Şuradan birbirimizi bulalım. Yazışalım, tamam. Arkadaş olalım. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Barış Bey'imize bizden büyük Medya Manas adına, spikerler adına selamlarımızı iletin. Tamam mı? Tamam. Evet. Teşekkür ederiz. Tek hocamız mı kaldı? Evet. Hocamızı alalım o zaman. Çok sabırlı hocamız. Öğrencileri
Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuklardan sonra buraya oturmak bayağı zor olacak ama çünkü onlar kadar açık sözlü insanlardan sonra bu koltuğu paylaşmak biraz zor. Hangi branş hocasısınız? Tanışamadık. Benim ismim Yalçın Deniz Öncel. Ben 1. sınıftan 4. sınıfa kadar genel sınıf öğretmeni genel olarak adlandırılıyoruz. Yani öyle. Dedim, çocuklarla böyle beraber olmak, arkadaş olmak, onlara hoca olmak, eğitmek, bilmediklerini öğretmek nasıl bir şey? Ya, nasıl bir duygu hocam? Dünyanın en güzel mesleği ve en zor mesleği diyebilirim. Çünkü bir insanın hayatına dokunmaktan bahsediyoruz. Siz onun hayatına olumlu ve güzel bir şekilde dokunursanız o geleceğin parlak yıldızlarından birisi olacaktır. Elbette ki buna inanıyorum. Ya, o yüzden dünyanın en zor ve en kutsal şey, biliyorsunuz bir Çin atasözü var, bir yıl sonrasını düşünüyorsanız buğday ekin, 10 yıl sonra için ağaç dikin, 100 yıl sonrası için insan yetiştirin. Yani bizim yapmaya çalıştığımız iş bu diyebilirim. Şimdi bazen şöyle olay oluyor evde, şunu yapıyoruz, hayır diyor, niye? Hocam böyle dememişti diyor. Bize anne babaya göre daha çok yani öğretmenlere inanıyorlar. Evet, evet. Daha çok öğretmenin söylediklerini yapıyorlar. Hepimiz için öyle değil miydi çocukken düşünsenize? Ben de anneme babama inanmazdım. Öğretmenim bunu demişse doğrudur, yanlış olamaz. Şimdi bugünün kutlanmasından biraz bahsetseniz. Yetkinliklerden. Yetkinlikler. Ya 23 Nisan bizim ülkemiz için ayrı bir öneme sahip. Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti büyük bir kurtuluş savaşı, kurtuluş mücadelesi vermiş ülkelerden birisidir. Bu mücadelenin başlangıcı da meclisimizin açılmasıyla oldu 23 Nisan 1920 tarihinde. Hı hı. Atatürk bu günü çocuklara armağan ederken geleceğin büyüklerine armağan olarak verdi o günü. Çünkü biliyorsunuz bunlar sizin de programın başında söylediğiniz gibi geleceğin birer yıldızı, ışığı, bizim geleceğimiz, dünyanın bir parçası dediniz. Hı-hı. Kırgızca biliyorum bu arada. Hı-hı. Biraz. O yüzden bu bayramda onları olabildiğince mutlu etmek, olabildiğince eğlendirmek, onların bugünü gönüllerince geçirmesini sağlamak için elbette ki çalışıyoruz. Mesela şimdi buradan çıkacağız, çocuklarımızla gideceğiz bizim okulumuzun şenlik alanına. Orada bir sadece çocuklarımızın bahsettiği gibi gösteriler değil. Bunların kendi enerjilerini atacakları, kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam hazırlamaya çalıştık. Okul daremizle, elçiliğimizle, ortak bir payda da velilerimizle. İşte yarışmalarımız olacak, oyunlarımız olacak, gösterilerimiz olacak. Yani o ulusal coşkuyu burada da Kırgız halkıyla beraber, kardeş bir halkla beraber yaşamaya çalışacağız. Diğer mesela ilkokullarla aranız nasıl? İlişkiniz nasıl? Oradan da mesela küçük bayram, çocuk bayramı gününe ilkokul öğrencilerini davet ettiğiniz durumlar oluyor mu? Evet evet. Ya mesela biz buraya geldiğimizden beri kendi ata yurdumuzda olduğumuz için gayet rahat bir şekilde hareket edebiliyoruz. Çocuk şenliklerimiz sadece bununla sınırlı değil. Bundan önceki yıllarda yaptığımız gibi bizim geleneksel çocuk oyunları şenliğimiz var. Bu geleneksel çocuk oyunları şenliğinde birkaç okulla beraber ortak paydada buluştuk, görüştük. Sağ olsunlar, yardımlarını bizden esirgemediler. Onlardan da teklifler alarak biz her yıl iki Kırgız oyunu, iki Türk oyunu, gelenekselleşmiş oyunları beraberce oynayıp beraberce bir yarışma ortamında eğlenerek vakit geçiriyoruz. Bu yılda yine etkinliklerimize iki okulumuz gelecek. Geçen yıl 6 okulla biz bu şenliği yapmıştık. Bundan sonra işte şenlik sürecinde bakalım kaç okulla beraber olacağız. Paydayı genişletmeye çalışıyoruz. Önemli olan bu çocukların iki kardeş halkın birbiriyle kaynaşmasını sağlayabilmek bizim için. Şimdi öğretmen olarak bu çocukların anne babalarına ne gibi tavsiyede bulunabilirsiniz? Ya şunu unutmamak gerekiyor. Bu çocuklarımızın hepsi bizim geleceğimiz, geleceğimizin teminatı. Hazırlıklarımızın hepsini onlar için yapıyoruz. Benim velilerimden ve anne babalardan tek istediğim, onlara onların istemediği hiçbir şeyi dayatmayın. Bırakın onlar kendilerini ifade etsinler. Bir insan kendini ne kadar rahat ifade edebilirse gelecekte de o kadar iyi bir yere gelir. Kaçıncı senenizde oluyorsunuz burada? Burada dördüncü yılım. Kırgızca biraz biliyorum dediniz. Ova, Kırgız dili bilem. İçine Kırgızca da ait verin sen de.
Emne cündü aytayın. Baldar mayramı cündü. Baldar mayramı cündü aysak bu bizim unuttuk mayramımız bilesiz. Birok bizim ulu atamız Mustafa Kemal Atatürk bu mayramı büyük dünyadaki baldara belek kılıp verdi. Emnege bu günün kişine balası kiinki o baktın. Çok zalkar insanı. Çok zalkar insanı olup gitti. Oşanlıktan bu mayram büyük düğünüge kutlu olsun. Kutlu olsun, manili olsun. Manili olsun. O, tek kana bayağı Türkiye'nin lideri Mustafa Kemal'in belgeleyip ergen mayramı de taktalıp kalıp kalbastan. Bütün dünyanın burçundağı, kişinekey baldardağı bunan şul mayramdan istifade ederek paydalanıp özlerin baktılı sezip, atanelerine şakalat aldırtıp muğrenlerine hocam ben ders çalışmıyorum çünkü bugün çocuk bayramı de ben sağ ol koyayım bugün deyken ballarının bayramı de Turaytas'ın erkele olsun. Misalı ben bir cumadır üy tapşırması berbeyip kaldım. Emine'ye bu cuma ağlardın bayramı. Ağlarga kıyım bol olsun, ağlar oyun olsun, caşu bakıt ötgörsün. O şunluluktan üy tapşırması çok bu cuma. O zaman size serbest mikrofon, erkin mikrofon. Evet, öncelikle bu imkanı bizlere verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizi gönlüne alıp, gönlünü bize açıp, gönlüne alan Kırgız halkına da çok teşekkür ediyoruz. Burada olmak, bu ülkede olmak, ata yurdunu görmek, ata yurdunda olmak ayrıcalıktır. Teşekkür ediyorum her şey için. Her zaman bekleriz, kapımız açıktır. Canı neseğinizdir bolsa. Anı bölüşü bu söz türde jakşı manay tartulayt jana jakşılık jakşığa var bölüşkön sayın göyüp ketet emespe. Mayram bölüşü oturgan jaңы jakşı nerselerimiz köp bolsun. Балдарым майрамы кут болсун. Уактыбыз болсо биз дагы сиздер жака барабыз буйруса. Ова биз де күтөбүз сиз де ар дайым биздин мектебе келесиз. Балдар менен биз менен сүйлөшөсүз. Жакшы жаңылыктар болсо биз сизге айтабыз. Ар дайым. Anneciğim, bugün Türkiye'de oluttuk egemenlik. Cana baldar mayramını oturlay. Biz şu baldar uzmanı, cana baldar uzga bilim beri atkan, gelecek mundu tarbiye atkan ağaylar uzmanı. Jakşı mayı kurduk, jogorudagı saatlerde. Biz nusunda yoktur uzun, jintik falan yok daha. Bir 20 minut oday vakti uz barken. Birok şunda bir mülakatın sonunda en bir bize mutluluk verecek, bir de neşe verecek anlar oluyor. O an ne biliyor musunuz? Topluca fotoğraf çekildi. Evet. Anda biz bir müzik çal. Alalım. Hocalarımıza teşekkür edelim. Biz teşekkür ederiz. Topluca bir fotoğraf çekilelim. Tabii ki. Halemi urmatı ormandarıbız bizdin efiribiz sözünü onda olanı örmek için 0705-0129 sandarına sizlerden bildirilürdü gütöviz. Sizler uyup çatkan Manas Radyosu ekendigin davir yolu belgileye geteli. Hazırkı bizdin maya güzde sizler bizdin YouTube'dağı, Janış Ondali, Facebook'dağı rasmi barakçağızdan gürüngü mümkünçülükterde alalastar. Biz bu sosaparı ustalı olan tavuz urmatı ormandarı dağı bir yolu mayramızlar menen kuttuktayız.